Deneme Tatlardan herkese merhabalar. Bugün evde fındık ezmesi yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir paket 200 gramlık fındık içi, ayçiçek yağı, Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı normalde sert oluyor. Ben onu ocakta erittim. Ve bal. Ben şeker yerine balı tercih ettim. Şimdi hemen yapımı aşamasına geçelim. Şimdi bir paket fındık içimi fırın için dayanıklı olan bir kabın içerisine koydum ve 170 derecedeki fırına vereceğim. Şöyle bir 7-8 dakika kadar orada ısınacak. Isındıktan sonra bunu robotla çekeceğiz. Isıtmamızın sebebi böyle fındığın biraz yağının kendini vermesi için yapıyoruz. Ben önceden açmıştım fırınımı 170 dereceye, hemen atıyorum ve ısıtacağım orada. Fındıklarımızı fırından çıkardık. Hemen sıcakken şöyle blenderdan çekeceğim. Sıcak olması lazım çünkü yağını güzel vermesi için. Şimdi güzelce çektim fındıklarımı. Görüyorsunuz şöyle. Zaten kendi yağı da var. Bunları kaplarıma alacağım ve Hindistan cevizi ve ayçiçek yağı ilave edeceğim. Katı yağ kullanmayın. Mesela katı yağ dedim, işte tereyağı, hayvansal yağ kullanmayın. Çünkü bunlar hem daha çabuk bozulmasına sebep olacak, hem de fındık ezmenizin böyle sert bir yapı almasına neden olacaktır. Şimdi ilk önce bunu ayçiçek yağı ve bal ilave edeceğim. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar ilave edeceğim. Karıştıracağım ve kıvamına bakacağım ilk önce. Fındık yağı da kullanabilirsiniz. Yani bitkisel yağlardan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir miktar da bal ilave edeceğim. İsterseniz toz şeker de kullanabilirsiniz ama bunun için şekerinizi fındıkla birlikte çekmeniz gerekiyor. Ben bir miktar daha ayçiçek yağı ilave edeceğim. Evet, bu tamam. Benim için kıvamı bu yeterli ama siz daha kıvamlı olmasını istiyorsanız çok az daha ayçiçek yağı ilave edebilirsiniz. Şimdi gelelim Hindistan cevizliye. Buna da Hindistan cevizi yağı ilave edeceğim. Şöyle. Hindistan cevizi yağıyla da gerçekten çok lezzetli oluyor. Onu da mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Biraz da bal ilave edelim. Hindistan cevizli de tamam. Kıvamını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada hani sadece size yöntem olarak gösteriyorum neler kullanabilirsiniz. Bunu da şekersiz yapacağım. Ayçiçek yağı ilave edeceğim içerisine. Şekersiz tercih edenler için de tabii ki bu da mümkün. Şöyle. Buna tatlandırıcı herhangi bir şey koymadım. Sadece ayçiçek yağı ilave ettim. Tabii ayçiçek yağının yerine Hindistan cevizi de katabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Fındık yağı katabilirsiniz. Bu da tamam. Fındık ezmelerimiz tamam. Yaparken de söylediğim gibi tadını, kıvamını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada sadece size bir yöntem verdim. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.